Terin suyu insanların kulaklarının buraya kadar gelecek mahşerde. Öyle sıkıntılar olacak. Güneşin altında kaçacak delik yok, yapacak iş yok. Efendim Sosretlem, müütuü kable en temutu Ölmeden önce ölünüz. Buyuruyor. Bunun tabii ki hakiki manasını almadığımızı siz takdir edersiniz. Neden? İntihar zaten dinimizde uygun olan bir şey değildir. Peki ölmeden önce ölünüz ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki ölüme hazırlanın. Ölümü düşünün efendim. Çünkü ben Abdullah Ahmet Gürbüz olarak veyahut da Türkiye'deki en üstün vaizi düşünelim. Yani adamın vaazı çok güzel. Çok güzel anlatıyor. Sabaha kadar konuşsa o insan size ölümün tesirli vaazı kadar size tesirli bir vaaz veremez. Ölüm bütün tatlı dünyevi zevkleri aslında tadını bitiren bir şey. Aslında bizi sonsuz tatlılığa hazırlanmamıza vesile olan bir başlangıç noktası. Eğer düzgün bir hayat yaşarsak. Allah yaşayabilenlerden eylesin. Ölmeden önce ölünüz demek, ölümü hatırlayınız demek. Efendim, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Diyor ki, vaiz olarak size ölüm yeter. Dolayısıyla cenazelerde, mezarlıklarda kesinlikle e, ciddiyetsiz davranmamak lazım. Böyle espri, gülme falan bunlar hiç hoş hareketler değildir. فَلْيَلْحَكُوا قَل۪يلًا وَلْيَبْكُوا كَث۪يرًا Az gülün çok ağlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benim gördüklerimi görseydiniz gülmeye fırsat bulamazdınız yani. Öyle bir hayat bizi bekliyor. Yarın mahşer. Mahşerde bütün insanlık toplanacak. Tepede güneş var. 500 bin yıl Allah bekletecek. Hiçbir gölge yok. Ten suyu insanların kulaklarının buraya kadar gelecek mahşerde. Öyle sıkıntılar olacak. Güneşin altında kaçacak delik yok. Yapacak iş yok.